Şuş ne? Ne oluyor? O ne biçim düşüş? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Bugün yeni bir şey deneyeceğiz. Aslında böyle bir seri yapmayı planlamıyordum. Ama geçtiğimiz günlerde dedim ki ben Violetta izleyeceğim. Bir sürü Disney dizisi, Nickelodeon dizisi işte çok severdim izlemeyi. Ve şimdi düşünüyorum da acaba şu anda izlesem hani gözüme kim bilir ne kadar gariplikler çarpacak, ne kadar saçmalıklar çarpacak. Böyle bir seri başlatabilirim diye düşündüm. Böyle sevdiğimiz, popüler serilerin ilk bölümünü izlediğimiz. Bugün de Violetta ile başlıyorum. Niye? Gerçekten bir sebebi yok. Hani aklıma o dizi geldiği için. Ama Violetta ile ilgili bir geçmişim de var. Böyle annemle beraber kahvaltıda birlikte çok izlerdik onu. O kadar seviyordum ki sınıftaki bir arkadaşımla Facebook'ta Violetta fan sayfası yönetiyorduk ikimiz. Pek hoş anılar canlanmadı gözümde. Ama yani seviyordum kısacası. Hatta iTunes'ta ilk aldığım şarkı galiba onların iki tane şarkısıydı. Bugün ilk bölümünü izleyeceğiz onun. Umarım copyright strike'tan kanalımı kapatmazlar. Birlikte göreceğiz. Ben niye hatırlıyorum bunu şimdi? Bu arada bu dizide gerçekten çok fazla karakter var ama çoğunu çok seviyorum. Yani bazılarını gerçekten hala çok seviyorum. Hayatım havaalanlarında geçiyor. Özel öğretmenim var. Okula gitmiyorum. Bu benim işte. Hayır hayır, şaka yaptım. Şimdi babamla birlikte Buenos Aires'e gidiyoruz. Böyle bir açılış olmasa olmaz. Nerede oluruz? Oha, çizimler falan. Anneme gelince annem yok benim. Gibi su almaya çalışıyorum ki şu bayan şeyin lekesini temizleyebilirim. Yarım saattir ama. Yuh. Yani bayan Elsa'nın. Kaçmamdan mı korktun? Hayır, aşık olmandan. Ne alaka? Niye böyle bir muhabbet kuruyorlar? Ne? Doğum günüm Jayden umurunda değil. Kimleri çağırıyor partiye acaba? Kendi arkadaşlarını mı, benimkileri mi? Ha, doğru ya. Benim hiç arkadaşım yok ki. Sürekli seyahat ediyoruz. Benim hiçbir şey zamanım yok. Daha 3. dakikadayız. İmdat. Her şeyimi kaybetmişim. Bir evim bile yok. Ay, iyi misiniz? Koşarken daha dikkatli olun. Sizin yerinize ben mi dikkat edeceğim? Sizin yüzünüzden düştüm. Bana hakaret mi ettiniz? Çatlak sesiniz. Nasıl yürüyorsunuz? Siz yolun ortasında ne yapıyordunuz? Çatlak mı? Ayakkabılarımı bağlıyordum. İnsan ayakkabısında sorun olunca kenara çekilir. Yolun ortasında durup da koşan insanları engellemez. Anladınız mı? Aile terbiyesi falan hak getire. Terbiyesiz sensin. Çok gerginiz. İnsanlar niye bu kadar gergin? Bisiklet tekerleğinde mi davul çalıyor çocuk? Kılıkta ne? Hippie. Şimdi de hippie mi oldun? Daha dün poppy kızdım. Ah man, poppy kız mı? Kızdım, bugün hippie'yim. Yarın kim bilir ne olacağım. Barış biteli çok oldu bence. Yolumuzdan çekilin. Biz geldik. Dışı benimsin. Bak tamam, kızlara hakkını veriyorum şimdi. Kızlar gerçi... O kemer ne? O kemeri kim giydirdiyse bir gerçekten hapis. Kızlara lafım yok. O iki erkek... Kim, hangi yönetmen bunları kötü rolüne verdi? Hani niye zorluyorsunuz? Tam vakti. Ya arkadakilerin bakışı falan çok zorluyorlar. Vız mı? Vız gelir, tırız gider. Zavallılar. Zavallılar. Aynı yerde kapalı olduğumuza göre çok uzağa gidiyor sayılmam. Birazdan gelirim. Bu arada çocuk çok daha büyük duruyor nedense. Böyle bir adam gibi duruyor. Tamam. O bir çocuk değil yani. Bismillahirrahmanirrahim. Kötü. Ya bizden herhangi bir... O ne? Hayır. Niye adam topu atarak müziği durduruyor? Sanki yeni başlamışsınız. Dans etmenin nasıl bir şey... Arkadaki bad boylar... Allah aşkına. Hiç gelmeyin, zaman kaybı. Sizin için de benim için de. Özellikle benim için. Hoca değil misin? Ders vermek senin mesleğin yani. Aha benden. Oo, sende de hep aynı nakarat. Onun gibi sarsakları savunmasan olmaz. Ha tabii, kusursuz teknik ama sıfır duyguyu seversin sen. Öyle mi? Sadece duyguyla dans ediliyor mu? Ha evet. Hadi beyler, sakin olun. Stüdyoyu kimi yönetecek acaba? Tabii ki yine bir müdür atayacağım. Çok parlak bir fikir bu, harika. Görevini başkasına devredeceğini duymak çok güzel. O yüzden seni müdür yapmaya karar verdim Pablo. Tamam, tamam. Güzeldi böyle. Ay bismillahirrahmanirrahim. Önemli değil, sadece türbülans. Korkuyorum, ne oluyor söyle.
Türbülans işte. Söyledi adam. Hepimiz havada uçuşmaya başlarız. Ben ölmek istemiyorum. Hiç erkek arkadaşım olmadı. Öğretmen, rica ederim sakin ol. Lütfen otur yerine geç. Aa, deli ama. Ölmek istemiyorum. Daha bir sevgilim bile olmadı. Hani kız panik atak içinde düşündüğü ilk şey sevgili eksikliği. Memnun değil misin yoksa? Çok memnunum. Aa, sorun yok, yok. Yani. Aa, çok tatlısınız. Ne haber? Bu bakışlardan hiç hoşlanmadım. Bir şey yok. Ben sevgili miyim be? Çok tatlılar. Babası anlayışsız bir adam olsa da yeğeninle görüşmeni en... Son bir turne yapması için babam ısrar etti. Kaza geçirdiği turne. Evet. Violette kaç yaşındaydı? 5 yaşındaydı. Aa, çok tatlısınız. Tamam. Senin saat 11'de dersin yok mu? Hayır, sadece çarşambaları var. Bugün yok. Hayır, bugün çarşamba. Hayır, bugün salı. Çalışkan müdürümüz öyle istese bile bugünün salı olmasını değiştiremez. Aa, bugün çarşambaymış. Uçağın ineceği günü bilmiyor mu? Hani oradan direkt biliyor olması lazım günü. Bir de adamın yaptığı tek şey takvimdeki çarşambayı göstermek. Yani hiçbir kanıt sunmadı aslında. Of, o kız çok güzel ya. Bak, küçükken çok severdim, hala çok seviyorum. Öyleyse gitarı bırak da bana yardım et. Evet, böyle iş yerine gidip gitar çalmak... Sen neden hep böylesin Duka? Nasıl? O kolye ne? O kolyenin uzunluğu ne? Latalı pastaya bak. Violetta'ya. Olga! Tam bir tiyatro gibi ama yani. Dizi değil, tiyatro bu bildiğin. Küçük Violetta'cığımızdan saklamaya daha ne kadar devam edecekler hiç anlamıyorum. Çikolatayı almaya... Madem çikolata sürmeye başladın... Peki sizce hangi konuyu konuşmak güzel olur ikimizin arasında Romaşo? Da sizin kişisel alanınızı istila etmek üzereyim. Lütfen Olga, durun. Ulu orta yerde, inanılmaz ayıp. Bir şey diyeceğim, Francesca ne ara oraya gitti? Daha demin pizzacıda değil miydi? Dinleyin şimdi. Hadi bakalım. İğrenç. Köpeğimin müzik kulağı bile senden daha iyi. O saçı ciddiye alamıyorum. Bize bunu nasıl beğendirdiler o yıllarda? Bana şey gibi geliyor, yazarlar The Vampire Diaries izlemiş. Stefan'ı, ana çocuk, Damon'ı da bu çocuk yapmaya çalışmışlar gibi ama o kadar yakışmıyor ki kötü karakter rolü. Şu çocuğa da ya, bu çocuğu kim kötü olarak casting yaptı? Bak şu asalet. Vazgeçtim. Niye bir anda şarkı söylemeye başladılar? Bu arada müzik kulağını hava atmıyorlar bir de onlar. Yani kız niye bir anda şarkı söylüyor? Hani olay ne alaka? Ha, şimdi diğer çocuk mu çalıyor? Ama arkadakiler niye izliyor onları ve nasıl duyuyorlar? Hani birisi bilgisayarından çalıyor müziği, diğeri dijital klavyeden çalıyor. Ses odanın dışına nasıl çıkabiliyor? Arkadakiler böyle sanki 3. Dünya Savaşı çıkmış ilgisiyle izliyorlar bir de. Neydi be öyle? O kadar alakasız biz. Arkadaki kızın yapışı. Merhaba, herkese günaydın. Aha, hemen ses çalışmasıyla geldi. Başlayalım. Herkes anlamadım. Sen kime anormal dedin? Sana dedim ne oldu? Leon'un böyle problem var birader bakışı beni benden aldı. Artık gerçekten zaman kaybettiğinizi düşünmeye başladım. Çünkü hiçbir şey anladınız. Geç kalan sen değil misin? Girip bir de zaman kaybetmeyle ilgili konuşuyor. Bu kadın da çok güzel bu arada ya. Ne demek aynı şeyi yapıyorsunuz? Niye hep güzelleri kötü olarak seçiyorlar? O nihayet geldiler. Güzel kızım benim. Oy, ay çok tatlı, tamam. Baksanıza ne kadar mutlu bir aile tablosu gibi duruyor. Ben çok sevdim. Her ne kadar kötü karakter olacağını bilsem de. Kafere gideceğiz, güzellik salonlarına gideceğiz. Kim baba? Bir anda boğuluyorum baba demesi yok mu? Arkadaşım bile yok. Neyi kutlayacağız acaba? Ya, aile içi kutlarsınız işte. Okula pizza mı söylemişler? Kıskandım. Şunları kötü rolü yaptırmayı kesin artık. Şuna mı gitti? Evet, harika. Ne? Evet, hoşuma gitti. Ya, hadi ama ya. Sahibi var. Sahibi var ne be? Kız senin malınmış gibi. Ayrıca hiç söylenmeyecek başka bir laf da hani 5 kişi dans ediyor, çocuk gidip direkt kendi kız arkadaşına alınıyor hani. Orada kaç tane kişi var? Hoşuma gitti. Kavga mı? Ne oldu? Ne yapıyorsunuz bakalım? Bir sorun mu var yoksa? Şu kadın çok tatlı. Bir şey değil. Ay. Yeğeninle mi ilgili? Evet, sorulsana bana. Çok tatlılar. Vallahi tamam, bazı çiftleri çok seviyorum. Yani ana karakterler hariç çok sevdim. Çok tatlılar.
Aa, bu da ne? Ne o? Hayır, içeri girme. Niye, ne oldu, ne var? Kapıya bakıp kim bu da ne der? Evdeki tüm kapılara baktım ya. Artık giyinebilirsin. Valizin bulunana kadar. Ve kapı zaten kilitli değil miydi? Ne böyle boş tripler? Yani kızı annesinden bu kadar koparmak bence ayıp. Of, şu çocuk da gidemedi, bir eve giriş orada yani. Tüm o sahnelerin arasında 10 adım mı attı çocuk? Merhaba, Martin Pilay'ı arıyorum. Kim biliyor musun? Ay, bu kız da çok güzel. Hayır, bilmiyorum. İspanyol musun? Sen de mi? Evet, neresinde? Madrid'den. Ben de öyle. Türkiye'de hemşire bulmuşumdur. Ha, anladım. Neyse, affedersin. Martin Pla? Kız niye çok öyle yapıyor? Hala. İspanyolmuş. İyi tatlıyı da yaptım. Çüş, kaç porsiyon o tatlı? Kızım benim. Endişe ya, çok seviyorum bu kadını. İçinde, bu odada zordan oraya sürüklenip duruyoruz. Ay, bıktım. Kapısı kilitli odayı bana gösterir misin? Hangi odayı? Koridordaki odayı. Hangi? Gel göstereceğim. Ya, çalışma odası desene babanın. Babanın çalışma odası, girmesini sevmiyor. Aa, dikkat et. Bilgisayara bir şey olursa ödevimiz uçar. Yediğiniz yok muydu? Hayır, artık yok. Kardeşim silip yerine bir bilgisayar oyunu yüklemiş. Karşım silip yer bilgisayar oyunu yedeyim. Ödevi sadece yedeyim mi silmiş? Anlamadın galiba. Sana sahibi var dedim. Ya bu ne maço erkeklik? Hangi gitara? Oyun oynamayı kes. Dikkat et. Burada neler oluyor? Bu iş burada bitmedi. Git hadi Thomas. Çantamı ver. Ne gereksiz bir dramadır bu. O neydi? Sana asıldı mı? Asılan o değildi bence. Şş, kapa çeneni Camilla. O ifadeler de anlar, ne oluyor? Ay, bundan daha sahte bir resim görmedim. Hani stok görsel direkt. Anne çocuk görsellerinde direkt araktan çıkan üçüncü resim falan. Evin hiçbir kişiliği yok yani. Şu arkadaki çerçeveler. İki tane meyve tabağı niye var evde? Ne oluyor şu anda? Ne? Tadı güzel mi bari? Ne kadar kaba, güya şirin ana karakter. Bırakır mısınız lütfen? Gözünü açsana. Sanarsın kör ettiler kadını. Bu parçada niye bateri çalışıyor çocuk? Demek Büyük Madrid Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Abla ne kadar güzelmiş. Evet, gerçekten çok güzel. Yuh, onun dosyasını mı taşıyor kadın yanında? Merhaba Violetta, ben Angie, teyzenim. Annenin kız kardeşim. Düşünsene, Herman görürse... Of, çok yakışıyorsunuz. Ben buna çok yakıştırıyorum. Benim bir parçasısın, nereden geldiğini bilmiyorum. Destekçi erkek, bakın böyle toksik olmayan. Ne güzel işte, maşallah. Her şeyi anlatacağım. Ve sen benimle geleceksin. Hadi. Teşekkür ederim. Aa, çok tatlılar yiyeceğim. Ne? O kelebekleri çiviyle mi çakıyor? Ve o çekici nereden buldu? Şu yüzü biraz düzeltiriz. Sonra şu yele gibi saçları şekle sokarız. Doğum günü partisi sana her şeyi unutturacak, anladın mı? Çivi çiviyi söker diyorsun yani. Ah şekerim, ben marangozlukları hiç anlamam. Sıfır. Sadece biraz iç dekorasyon bilirim, o kadar. Ama doğru. Ya ama bir şey diyeceğim. Bence yapılabilir yani. Hani bak, kadının kötü karakter olduğunu bilmesem. Böyle bir teklif o kadar kötü değil. Hani niye bu kadar karşı bu Disney ana karakterle? Badanaya boyanmış yüzler, yaptırılmış saçlar, hani gayet normal. Ama zaten feminen şeyleri de sevebilirim gayet. Bunda kötü hiçbir şey yok. Oha, nasıl ıslandı o kadın o kadar, sanarsın sağanak yağmurun altına yakalandı hani. Eline çekiç almana ne gerek var ki? Ben bir inşaat şirketi yönetiyorum. Fotoğrafı evet da yani, sorsaydın ya babana. Buna hakkım yok mu? Sorsaydın ya babana. Hiç kimse beni dinlemiyor, en başta da sen. Beni bir bavul gibi oradan oraya sürüklüyorsun. Violetta benim için... Anladık. Gidebileceği hiçbir yer yok ki tanıdık. Yanında parası var mı? Bilmiyorum, pek iyi bir fikir gibi değil. Hadi. Tamam, hayır. Dur. Tamam, bir saniye dur, sakin ol. Bir şey diyeceğim, teyzesi nasıl emin bu kadar babasının annesiyle ilgili hiçbir şey söylemediğine? Yani evet, 5 yaşındayken böyle davranmış babası ama kaç yıl geçmiş? Lise 1 gibi düşünüyorum, 14. 9 yıl geçmiş. Yani adam değişmiş olabilir ve yani aile geçmişiyle ilgili bilgi vermiş olabilir kıza. Bu niye böyle bir dünyanın en büyük sırrı gibi gözüküyor herhalde size? Ve Violet hiç annesini internette aratmamış mı? Hani ben
Rastgele aile üyelerimi küçükken Facebook'ta falan arattığımı çok hatırlıyorum. Kızın odasında bilgisayar var. Eminim Facebook'u da vardır. Annesinin adı hiç mi ona denk gelmedi? Veya annesinin fanları kızın sosyal medya hesabını stalklayıp abi biz senin annen çok büyük hayranındık, çok geçmiş olsun falan demedi mi? İmkanı yok dememesinin. Yani demeye çalıştığım şey bu sırrı 9 yıl boyunca hiç kimse tutamaz. Kapı da açık kalmış. Ha? Biri gelirse haber ver. Hayır, hayır. Bırak kesinlikle olmaz. Yuh eve ne alaka kapı açık diye girmek? Ne alaka ya? Of. Merhaba. Öyle eve mi girilir? Ben girmiyorum. Kapı açık kalmış da. Bu girmen için bir sebep değil. Hani de giyinmeyi biliyor. Şımarığın teki. O kadar ıslanmış saçı bezle mi kurutacaksınız? Yani kurutma makinesi yok mu orada? Üstünü değiştirsene. Bu adam nereden çıktı? Partisi yapmakla uğraşıyorum. Gerçek meyve değil. Ne yapıp edip Herman'ın can masası? Plastik meyve Allah'ım. Bak korktu kıyamadı o yüzden bakıyor. Başka işiniz yok mu? Yok. Sensiz sıkılıyoruz. Dinle. Çok açık konuşacağım. Ne kadar terbiyesizce bir davranış. Oha bir şeyim gerçekten ayıp yani. Ne yapıyorsunuz? Dışarı. Kız arkadaşının gidip kendi isteğiyle flörtleşmesine rağmen çocuğa kızması. Burayı temizle ve pizzaları götür. Bunlar senin hatan. Bir sorunda daha seni kovarım. Anladın mı? Çok. Peace işareti yapması. Aa kayıt mı yapıyordunuz? Böldüm evet. O sesin içine yapılmaz çok ki zaten. Ama burası olduğu halde zamanını başka çocuklara bakmakla geçirmen benim suçum değil ki. Senin dilin biraz fazla uzamış Camila. Seni şu meyve suyuna benzetirdim ama saçlarımı yeni yaptırdım. Aa! Ne yapıyorsun sen? Ödevimiz. Aa, özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Ne aşağı ya. Baştan yaparsınız. Ben kendi dizüstü bilgisayarıma kola döktüm. Hala çalışıyorsa o bilgisayarda çalışıyordur bence. Ve tamam bozuldu diyelim. Kızın yeni bilgisayar alması lazım çocuğa gidip dava falan açın. Yani kasti bir saldırı var burada. Yeniden yaparsın olayı. Yapamaz ki çocuğun bilgisayarı bozulduysa ödev falan. Hala Barış ve Sevcim. Hayır. Niye öyle bakıyorsun? Ya bu kadın niye o evin içinde hala ilerliyor sanki? Tuhaf bir durumdayım. Ya. Biraz karışık bir durum diyelim. Çıkmak üzereydim. Hayır Angie, seni sıkıştırmak istemiyorum. Sitem de etmiyor. Görüyor musunuz? Ne kadar destekçi, yargılamaz. Seni çok sevdiğimi, insanın hayal edebileceği en iyi arkadaş olduğunu söylesem yardım olur mu? Olur. Arkadaş mı? Arkadaş mı? Ben bunları çok beğenmiştim ama. Niye arkadaşlar ya? Dizideki herkes resmen çift olmak için yazılmış. Bunlar niye arkadaş? Tekrar aramam. Adam hiçbir şey yapmadı ki. Evin içine bakıyordu sadece. Evet, orada mısın? Siz de kimsiniz? Hayır, hayır. Bunların ikisi oluyordu değil mi? Ölmüş ablasının eski kocası. Aha, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor mu gerçekten yoksa filtre mi? Neden beni hiç anlamıyor? Sen hala yürüyor musun? Bu kız hiçbir şey yapmadı değil mi yürümeye başladığından beri? O koşuş ne? Aa çok romantik. Şu çocuğun tişörtüne bakar mısınız ya? Omuzuna su sıkmışlar bırakmışlar. Bu çocuk yağmurda yürümüş olamaz. Ne oluyor? O ne biçim düşüş? Kız çocuğu niye bulmakta bu kadar zorlandı böyle her yerde aradı. Of çok romantik. Of. Boş ver. Ben seni boş veremem. Kim peki? Açıkçası moralim biraz bozulmadı desem yalan olur. İlk bölümde bu kız niye hala okula gidemedi? Niye bu kadar fazla karakter var? Yani hepsi niye bir çift olarak yazılmış? Ve benim sevdiğim ikili niye romantik ilgi duymuyor birbirine karşı? Enteresan bir dizi gerçekten. Çok gerçek dışı. Yani tiyatro gibi. Kaydedilmiş tiyatro izliyor gibiyim. Bilmiyorum belki sıkıldıkça arada bir bölüm izlerim ama. Vallahi ömrümden ömür gitti. Siz de lütfen yorumlarda belirtin yani bu diziyle ilgili anılarınız varsa küçükken izlediyseniz. Çünkü eminim hala böyle bu diziyi hatırlayan bir kitle olduğuna. Disney Channel'da çok popülerdi. Şarkıları falan. Benimle birlikte izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Başka serilerle devam edelim. Ben böyle bir şeyler izleyip yorumlamaya bayılıyorum. Seve seve yaparım. Artık ne izleriz pek bir fikrim yok. Disney dizilerinden gidebiliriz, Nickelodeon dizilerinden gidebiliriz. Veya Türk dizilerinden Aşkı Memnu'yla Adını Feriha Koydum falan da izleyebiliriz. Onların bölümleri çok uzun. Türk dizileri çok uzun olduğu için korkuyorum o kadar uzunlukta video yapmaya. Ama böyle Adını Feriha Koydum olabilir.
Adını Feriha koymayı çok seviyorum çünkü. Öyle bakalım. Eğer istediğiniz belli bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz eklerim. İleride yapmaya çalışırım. Şimdiden bekliyorum. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamını görmeyi dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Öyle. O zaman sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bye bye.